Denememizin büyülü sorularını yine beraber seninle birlikte çözeceğiz. Güzel sorularım var. İnşallah eksiklerini giderirsin. Hazırsak sorularımızı çözmeye başlayalım. Stomaların açılıp kapanması ile ilgili cix bir güzel bir soru. Bak diyor ki aşağıdaki şekilde stomanın iki farklı durumu verilmiş. Buna göre belirtilen yönlerdeki değişimlere ne sebep olan faktörler hangisine doğru verilmiş? Şimdi sana burada birden ikiye, ikiden bire demişim. Ne demek bunlar? Onu söyleyeyim. Birden ikiye doğru geçtiğimiz durum stomanın ne olması? Kapanmasıdır. Hemen buraya senin için K yazdım. İkiden bire geçmek nedir diye sorarsak. Bu da stomanın açılmasıdır. Nereden anlıyorum? Bak şu ortadaki stoma açıklığına bakarak stomanın açılıp kapandığını anlıyorum. Şimdi stoma ne zaman açılmasıdır? ne zaman kapalır? Öncülere geçmeden sana bir anlatayım. Mantık şu, bak stomanın bekçi hücrelerinin eğer delişimini yükseltirsen stomamız ne yapmaya çalışır? Su olup şişer, açılmaya çalışır. Stomanın delişimini azaltıp komşu epidermis hücrelerinin delişimini yükseltirsen bu sefer stomamız su kaybedeceği için kapanmaya çalışır. Örnek, stomamız fotosentez yaparsa, glikoz üretirse ozmotik basıncı artar, komşulardan su çeker, açılır. 2. Komşu epidermislerden stomaya potasyum iyonları geçer Ise, stomanın derişimi artacağı için yine aynı mantık stomamız su, al, su alır ve komşulardan şişer. Bunları bilmen gerekiyor. İki, dedik şimdi kapanmada neler oluyor? Kapanmada da şu oluyor hocam, bizim stomamız üretmiş olduğu glikozları nişastaya dönüştürüyor, depoluyor. Bu sayede stomamız ne oluyor? Kapanıyor. Bu bir. Bir başka özellik, depolamış olduğu potasyumlar var diye tutmuş olduğu onları komşulara geri verirse komşuların derişimi artıyor. Komşuların derişimi arttığı için stomadan su çekiyor açık olan stomamız kapanıyor. Bir bilgi daha vereyim fotosentez hızı solunumdan yüksek olursa stomamız açılır. Solunum hızı fotosentezden yüksek olursa bu sefer stomamız kapanır. Bir başka bilgi daha vereyim. Genelde gündüz stomalar açık, gecelerin stomalar kapalı. Bu kadar ön bilgi verdikten sonra artık çözelim değil mi hocam? 1- bir, Birden 2. Ne demek birden 2? Söyler misin? Hemen diyorsun ki birden 2'ye geçmek kapanmak demek. 2'den 1'e geçmek açılmak demek. Bekçilerde nişasta sentezi oluyorsa benim stomam ne yapıyordur? Kapanıyordur. Doğru mudur hocam? Peki bekçi hücrelere potasyum giriyor bu potasyum bekçi içerisinde potasyum giriyorsa derişimi artacağı için ne yapacak? Su çekecek tomumuzun açılması lazım. Aha da cevabım mister gibi A şıkkında bulduk hocam. Diğerlerine de bakalım ama öğren. Bekçi hücrelerinde fotosentez gerçekleşmesi açılması demek. Nişastanın yıkılması bu da hocam açılması demek. Biz kapanma açılma arıyoruz. C şıkkı komşulara potasyum çıkması, stomanın kapanması, bekçilere karbondioksit artışı bu da hocam stomanın kapanması anlamına geliyor. Bekçiler su alırsa açılır, bekçiler su verirse kapanır. Tam tersi verir cevap D çıkacaktı. Komşu hücrelerde nişasta üretimi gerçekleştiği zaman komşu hücrelerin nişasta üretimi gerçekleştiği zaman ne olur? Emin ol hiçbir fikrim yok. burada açılmaya da kapanmadan bahsedemiyorum. Komşu hücrelerin canı şikro sentezlemek istemiş. Şükros sentezleyebilmesi yine stomanın açılıp kapanmasıyla doğrudan bilgisi yok. E şıkkını da falan eledim hocam. Cevap ne oldu diye sorarsak doğru cevabımız A seçeneği olur. Ekosistemle ilgili, ekolojiyle ilgili bir sorumuz. Aşağıda bir tane ne verilmiş? Göl ekosistemi verilmiş. Gitmiş burası ormana dönüşmüş. Bak ne güzel balıklar takılıyormuş yemyeşil yeşil ormanın içerisinde bir gölken burası sular kurumuş, 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 kapanmış burası gitmiş ormana dönüşmüş. Bu değişimle ekosistemdeki faktörlerden neleri değişebilir? Bir, baskın tür değişiklik gösterebilir hocam. Niye? Çünkü diyelim ki buradaki göl ekosistemindeyken burada bir balık baskın tür olduğunu varsayalım. Ormana dönüştüğü zaman balıklar gitmiş oldu. Üretici canlıların enerji kaynağı. Üretici canlılar enerji kaynağı kimi kullanırlar? Işık kullanırlar. Dolayısıyla buradaki enerji kaynağının değişmesinden bahsedemiyoruz. İkiyi ne yapmalısın? Almamalıyız. Kilit taşı tür neydi hocam? Kilit taşı tür bir ekosistemde çektiğin zaman ortalığın yıkılmasına ortalığın karışmasına sebep olan türlere kilit taşı tür diyoruz. Mesela kurtlar belli bir ekosistemde mesela geyiklerin olduğu e ekosistemlerde kilit taşı tür diyebiliriz. Niye? Kurtlar giderse geyikler otları yer bitirir ekosistemin bozulmasına sebep olur. Dolayısıyla bu değişim sonucunda kilit taşı tür de değişmiş olabilir mi? Olabilir. Gördüğünüz üzere gölden ormana dönüşüm olmuş. Cevap ne olur diye sorarsak 1 ve 3 yani A seçeneği olur. Aristo abimiz güzel bir şey söylemiş. Demiş ki Aristo zihinde hiçbir şey yoktur ki öncelikle duyularca algılanmamış olsun. Şimdi bak bir kere bunu anlamamız lazım. Ne demek biliyor musun? Duygularla, duyularla algılanmış olan şeyler zihinde oluşur. Zihinde bir etkiye sebep olur demeye çalışmış. Bu bilgilerle yargılarından hangisine vurgu yapmış olabilir demiş. Bir, duyu organları tarafından alınan uyarıların bir kısmı yine duyu organlarında değerlendirilerek tepki oluşumu sağlanır. Aristo bu kadar uzun cümle bile kurmamış hocam. Biri buradan çıkartamam. İkiye bak. Duyu organları organlarından gelen uyarılar zihinde işlenir. Aha da istediğim şey bu. Aristo zaten bunu söylemiş. Duyu organlarından uyarıları alırız. Bunlar zihnimizde işlenir demiş. Duyu organlarından gelen duyu sinirleri sadece beyne uyar taşıtla böyle bir şey söylememiş. Aristo sinir sistemi bilmiyormuş orada muhtemelen. Adam bu şekilde bir yorum yapmış. Hangisi de vurgu yapmış olabilir cevabımız? Yalnız iki. Yani cevabımız B seçeneği olur. Soluk alıp verme ile ilgili sorumuza beraber çözelim. Diyor ki insanda soluk alıp verirken farklı olaylar olsa bile aynı yöntemle gerçekleşen olaylarımız da var. Buna göre hangisi soluk alma ve verme sırasında ortak olarak gerçekleşen olaylardandır diye soru bize sormuş hocam. Birinci öncül kaburgalar arası kasların gevşemesi nedir dersek soluk verme olayıdır. Nefes verdiğin zaman ne yapıyorsun? Havayı dışarı verdiğin zaman kaburgalar arası kasların gevşemiş oluyor. İki akciğer ve alveol iç basınçları artması demek yine soluk verme sırasında gerçekleşen bir olay. Nefes verdiğin zaman yine aynı şekilde akciğer ve alveol iç basıncı artmış oluyor. Diyafram kası kasılır ile kasılması ile diyaframın düzleşmesi. Diyafram kasıldığı zaman düzleşir. Düzleştiği zaman hava akciğerine dolar. Bu da soluk nedir diye sorsak soluk alma olayıdır. Peki akciğerle göğüs boşluğu hacimce azalıyorsa, akciğerin ve göğüs boşluğunun hacmi azalıyorsa demek ki sen yine ne yapmışsındır? Havayı dışarı vermeye çalışıyorsundur. Soluk vermedir ama hem alırken hem de verirken bizim alveollerimizin içerisinde kanla gaz değişimi gerçekleşir. Difüzyonla gaz değişimi yapılması hem soluk alırken hem de soluk verirken gerçekleşen bir olaydır. Cevabımız ne olur diye sorarsak doğru cevabımız E seçeneği olur. Ekoloji ile ilgili bir sorumuz yine diyor ki büyüyen popülasyonlarda genç bireyler, küçük mü küçülmekte olan popülasyonlarda ise yaşlı bireyler fazladır diyor. Zamanla genç bireylerin sayısının arttığı bir popülasyonla ilgili. O zaman bu popülasyon büyüyen bir popülasyon. Neler doğrudur? Bir, Üreme dönemindeki birey sayısı artar. Gençler artıyorsa, e, üreme dönemindeki birey sayısının da artmasını beklerim. Doğum oranı sabit değil, ne olmasını bekleriz? Artmasını bekliyorum. Neden? Çünkü zamanla genç birey sayısı artıyormuş. Peki genç birey sayısı artıyorsa yaş ortalamasına ne olmasını beklersin? yaş ortalamasının giderek düşmesini beklerim. Yani popülasyonun gençleşmesini beklerim. Bu ifademizde doğrudur. Neler doğru diye sorulmuş. 1 ve 3 yani A seçeneği olur. Doğru cevabımız. Bitki biyolojisiyle ilgili, bitkide çimlenme ile ilgili cix bir sorumuz. Diyor ki bir tohum embriyosunun yeni bitki oluşturmak üzere tohum kabuğunu çatlatarak dışarı çıkması ve büyümesine çimlenme diyoruz. Bu bitkisel olayla ilgili hangisi doğrudur? Şimdi tohum çimlenirken ne yapar? Bir, giberelin hormonu tohum kabuğunun çatlamasına sebep olur. Güzel. Peki tohum çimlenirken 100 bin puanlık sorudur bu arada. Fotosentez yapar mı? Cevap nine hocam. Yapmaz. Niye? Çünkü daha yeni kendine hayır yok. Çimlenmeye, kökü, gövdeyi oluşturmaya çalışıyor. O yüzden çimlenen tohum fotosentez yapmaz. Bir, gerçekleşme için yeterli su, uygun sıcaklık ve oksijen gerekli midir? İyi olur hocam. Su enzimlerin çalışması için sıcaklık da aynı şekilde. Oksijen de aerobik solunum yapmak için gerekli tohumumuz için. Dış ortamdan suyu ozmozda olur. Evet hocam su molekülleri çoktan azal ne yapar? Tohuma gelir. Tohumu sulamanın mantığı da zaten bu. Ne olsun? İçeriden bir yeni bitki çıksın. Sadece aydınlıkta olur. Hayır hocam. Karanlık ortamda da ne yapabilirsin? Tohumu çimlendirebilirsin. Işık zorunlu değil tohumu çimlenebilmesi için. Neler doğrudur? Cevabımız 1-2. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Dolaşım sistemiyle ilgili, kalple ilgili bir sorumuz. Diyor ki aşağıdaki damarlardan hangisi herhangi bir değişime uğramadan aorta geçecek olan kanı taşı. Şimdi baksana güzel bir ciks kalbim kadar temiz bir kalp çizmek istiyorum. Bak bu kalbe baktığınız zaman burada gördüğünüz üzere kalbimiz iki kulakçık, iki karıncıktan meydana geliyor. Alt ana toplar damardan, üst ana toplar damardan kanlar geliyor. Nereye? Sağ kulakçığa. Sağ kulakçıktan aşağıya nereye geçiyor? Sağ karınca. Buradan temizlenmek üzere akciğer atar damana gidiyor. Sonra akciğer toplar damarıyla kalbin sol kulakçığına geliyor sol kulakçıktan sol karıncaya geçiyor. Buradan da bütün vücuda aorta geçiyor. Soru diyor ki hocam aorta geçecek olan kan nereden gelmiştir? Ben sana diyorum ki akciğer toplar damarından gelmiştir. İçerikleri aynı. Niye? Temiz kan taşıyorlar. Dolayısıyla hangi herhangi bir hangi damar herhangi bir değişime uğramadan aorta geçecek olan kanı taşır diye sorulmuş. Cevabımız A seçeneği olur. Akciğer atar damar kirli kan taşır. Üst ana toplar kirli kan. Kapı toplar kirli kan. Altına toplar. Bu kalple aortakiyle birebir aynı e, oran oranda aynı durumdaki kan taşımaz cevabımız ne olur dersek doğru cevabımız A seçeneği olur protein sentezi ile ilgili sorumuzu birlikte çözelim. Diyor ki bir hücrede DNA yönetiminde gerçekleşen sentez tepkimeleri verilmiş. Diyor ki burada görmüş olduğumuz olaylardan hangisi yanlış verilmiş? Bir, DNA'nın kendini eşlemesi biz replikasyon. DNA kendini kopyalıyor. Mesela tişört alıyorsun replikasını aldım diyorsun. Ne demek? Çakması demek. DNA kendini kopyaladığı zaman replikasyon diyorlar. DNA'dan RNA sentezlenmesine transkripsiyon Türkçesi yazılım diyoruz. Peki mRNA'nın ribozomda okunmasına çevirim. Translate diyoruz. Çevirmek zaten translate etmek aynı anlamda. Ya mesela İngilizce bir kelimeyi ne yapıyorsun? Çeviriyorsun. Bunun gibi düşünebilirsin. Hangisi yanlış? Bir hücrede 3 olayında olması hücrenin bölüneceği anlamına gelir. Evet hocam hücremiz DNA'sını eşliyorsa bölünüyor olabilir. 2. İki, ikinci i̇kinci olay sonucunda TRNA ve RNA da sentezlenebilir. Evet hocam iki nolu olay transkripsiyon. Yani yazılım demek. RNA üretmek demek. Bu olayla hem TRNA, TRNA hem de RNA sentezleyebilirsin. 3. Bütün canlı hücrelerde 3. olay ribozom organeli tarafından gerçekleştirilir. Evet hocam mRNA'nın okunduğu organel ribozomdur. Ne yapıyorsun? mRNA ribozoma post cihazından geçirdiğin gibi kartı ne yapıyor? Okutturuyorsun. O da sana uygun bir protein molekülü veriyor. D şıkkı birinci olay hücredeki her yeni protein üretilmesinde gerçekleşir. Birinci olay replikasyon. Her hücre protein sentezleneceği zaman gidip de DNA altında eşlemesine gerek yok. Boşa zaman boşa enerji israfı. DNA durup dururken eşlenmez. Bölüneceği zaman kendine eşler. Diyor ki ilgili reaksiyonların gerçekleşme sıklıkları nasıl olur dersek en çok 3 olur. En çok protein sentezlenir. Sonra DNA üretilir. En Bunlar içerisinde sıralarsak DNA eşlenmesini koyabiliriz. Hangisi yanlış diye sorulmuş? Doğru cevabımız. Doğru cevabımız kim düğüle? Aha da doğru cevabımız D seçeneği olur. Hücre bölüneceği zaman DNA eşlenmesi olur. Zırt pırt DNA kendini eşlemez. Sorumuzun cevabı D seçeneği olur. Protein senteziyle ilgili sorumuz. Diyor ki hocam aşağıda 120 aminoasitten oluşan bir polipeptidin sentezi sırasında kullanılan meyrenen kodon dizisi ve kodonları kodladığı aminoasitlerin bir bölümü verilmiş. Bak 121 tane ne gelmiş? Kodon gelmiş fark ettiysen. Buraya ne gelmiş? Bitiş kodonu gelmiş. UGA gelmiş ama 2'den sonra 62'ye kadar gördüğünüzde nokta nokta vermiş. 64'ten 119'a kadar da yine nokta nokta vermiş. Bu arada buralarda da bir sürü ne var? E, kodonlarımız var ve aminoasit çeşitlerimiz var. Bu polipeptit sentezinde AUG'un başlangıç kodonu olduğunu söylemiş ve metiyonin amino kodladığını söylemiş. Bakıyorum AUG metiyonin doğru. 2 Uak, UGA ua. bunlar bitiş kodonlarıdır ve amino kodlamıyorlar. Buna göre hangilerine ulaşılabilir? Bu polipeptin sentezinde AUU, AUC, ACU kodonlarına sahip tRNA'lar kullanılmamıştır. Doğrudur. Nasıl hocam? Bak AU'nun karşılığı kimdir ben sana söylüyorum? UAA'dır. Kodon karşılığı. tRNA'yı biliyorsam, antikodonu biliyorsam kodonu da bilebilirim. AUC ne olur dersek söylüyorum ben sana? UAG dedim. A bu da bitiş kodonu. Devam et hocam. A CU yani adenin stozin bu da urasil ne olur derse guanin adenin olur. Aha da bak bu da bitiş kodonu. Fark ettiysen bu polipeptit sentezlenirken bu antikodonlara sahip TLN'ler kullanılmıyor. Niye? Çünkü bitiş kodonun karşısına bir aminoasit gelmez. Bu ifademiz bu yüzden doğru. 2. Bir aminoasit çeşidi birden fazla kodonla kodlanabilir diyor. Bakıyorsun proline baktım CCU, proline baktım CCA. Fark ettiysen prolin aminasiti farklı şifrelere ne yapabiliyor? Kodlanabiliyormuş. 2'ye devletlerim. 3. öncül 19. sıradaki prolin ile 2. sıradaki prolini aynı tRNA taşımıştır. Diyorsun ki hayır hocam niye? Çünkü buradaki kodonlar farklı olduğu için gelecek olan tRNA'ların antikodonları da birbirinden farklı olması gerekir. Bu yüzden bu ifademiz ne olur? Yanlış olur. Nelere ulaşabiliriz? Cevabımız 1-2 doğru cevap D seçeneği olur. Bitki büyümesiyle ilgili sorumuza bakalım. Bitkisel dokularla ilgili demiş ki odun suyu bir bitkinin gövdesindeki hücrelerden hangisinde metabolik reaksiyonlar meydana gelmez diyor. Şimdi bitkinin gövdesindeki kambiyum canlı mıdır? Canlıdır. Solunum yapabilir. Doğru mudur? Canlı olduğuna göre metabolik faaliyetler gerçekleşir. kima nedir hocam dersek bitkiye desteklik sağlayan dokulardan bir tanesi. Ne diyorduk hocam? Sert doku diyoruz. Hücreleri ölüdür. Ölü olduğu için metabolik faaliyet yok. Lentiseller hocam kovucuk olarak adlandırdığımız yapılar. Bunlar da ölü olan hücrelerimiz, ölü olan yapılarımız. Bunda dolayı ne yapmıyorlar? Metabolik faaliyet göstermiyorlar. Hangilerinde metabolik faaliyet görülmez? Cevabımız 2-3. Var mısın 2-3? Doğru cevabımız B seçeneği olur. Sindirim sistemi ile ilgili, enzimlerle ilgili bir soru diyor ki insan sindirim kanalında görev yapan protein sindiren enzimlerin hepsi için hangisi ortaktır diyor. Yani bir enzim, protein sindiren bir enzim hepsinde ortak olarak görülen bir şey aramamız lazım. Bir, pankreastan salgılanmak. Hocam pankreastan tripsinojen, kimotripsinojen üretiliyor. Doğru ama midemizden de pepsinojen üretiliyor. Dolayısıyla illa hepsi pankreasta üretilir olmaz hocam. İnaktif formda salgılanmak. Hocam pepsinojen pasif güzel, tripsin tripsinojen, kimotripsinojen pasif evet ama aktif Ile salgılanan proteinleri parçalayan neler var? Enzimlerimiz var. Dolayısıyla inaktif halde üretilmek bizim için doğru değil. Hepsi için ortak değil. Asik ortamda çalışmak. ince bağırsakta çalışan enzimler bazik ortamda çalışıyor. Protein parçalayan bir sürü enzimimiz var. Peptit bağlarını yıkmak. Bak bu olur hocam. Eğer sen proteini parçalıyorsan bir zahmet. Amino asit arasında bulunan peptit bağlarını makasla keser gibi ne yapmalısın? Parçalamalısın. Hidroliz etmelisin. İnce bağırsakta çalışmak ne demiştik? Midemizde çalışan pepsin enzimi var. Bu enzimimiz hocam asitik ortam çalışıyor. Yani midemiz asitik olduğu için ince bağırsakta hepsi işte yapacak diye bir mecburiyet yok. Nedir cevabımız diye soracak. Hepsi için ortak bütün e, proteinleri parçalayan enzimler ne yapıyorlar? E, Peptit bağlarına etki ediyorlar. Doğru cevabımız D seçeneği olur. Fotosentezle ilgili sorumuz şu ki diğer koşulların fotosentez için gayet güzel olduğu bir ortamda ışık şiddetlerini değiştirmişiz. Karbon dioksit yoluna bağlı olarak da yüksek ışık şiddetinde, orta ışık ve düşük ışık şiddetinde bitkideki fotosentez hızlarını kıyaslamışız. Bu grafiğe bakarak ne yorum yapabiliriz? Şimdi bir, CO2 miktarı bir de söyleyebilsem. joyki 2 miktarı miktarı sınırlayıcı değilse ışık şiddetindeki ışık şiddetinin artırılması fotosentez hızını arttırıyor. Gördüğünüz üzere ışık şiddeti arttırıldığında yüksek ışık şiddetinde hızı daha yüksek, orta ve düşük Yasla, dolayısıyla ışık şiddeti arttırmak fotosentez hızını arttırır diyebiliriz. İkinci öncül, CO2 yoğunluğu her kişi ışık her şey ışık şiddetinde belli bir noktaya kadar hızını arttırıyor. Bakıyorum. Hocam bir yere kadar fotosentezi artıp sonra ne oluyor? Her ışık şiddetinde sabit gidiyor. Bu ifademiz de bu yüzden doğru. Son öncül, CO2 yoğunluğu ile fotosentez hızı doğru orantılıdır. Hocam CO2 yoğunluğu arttığında fotosentez hızı da sürekli olarak ne yapmıyor? Yukarı doğru gitmiyor. Fark ettiysen bir yerden sonra sabit gidiyor. Dolayısıyla CO2 yoğunluğu ile fotosentezi doğru orantılı ifadesi doğru olmaz yanlış olur hangileri yapılabilir cevabımız 1 ki doğru cevabımız C seçeneği olur Sorumuza bakalım. Diyor ki aşağıda bir hücrede gerçekleşen olaylar verilmiş. Işıkla karbondioksit kullanılarak organik besin sentezi yapılıyormuş. O zaman bu canlı üretici fotosentez yaptığını söyleyebilirim. Glikozlardan selüloz sentezleyebiliyormuş. Bitki olabilir. Güzel. Organik besinleri karbondioksit ve suya kadar ne yapıyormuş? Parça oluyormuş. O zaman aerobik solunum yaptığını düşünebilirsin. Bu hücre ilgili neler doğrudur? Bir, klorofil pigmentleri var mıdır? Vardır. Niye? Işık kullan. İki, kemosentez. Hocam kemosentez yapıyorsan senin ışık enerjisiyle bir işin olmaması lazım. İkiye hayır dedim. Üç, aerobik solunum oksijen enerji üretir. Evet hocam bunu da söyleyebilirim. Niye? Organik besinleri karbondioksit ve suya kadar parçalıyorsan demek ki sen ayrı bir solunum yaptığını söyleyebiliriz. Hangileri doğrudur diye sorulmuş cevabımız 1, 3. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Bu soruyla beraber büyüleyici sorularımızın çözümlerini seninle beraber yaptık. Eksiklerini gördüysen gayet faydalı olduğumu kendi adıma düşünüyorum. Bir sonraki deneme çözümünde görüşmek dileğiyle.